Herkese tekrar merhabalar. Bugün 26 Haziran 2021 günlerden cumartesi. Sizlerden gelen birkaç soruya bu yapacak olduğum yayında cevap vermeye çalışacağım. Aradan biraz zaman geçti farkındayım fakat yoğunluk sebebiyle ne yazık ki bu ve benzeri videolar yapamıyorum. Ümit ediyorum inşallah 3-5 hafta içerisinde biraz daha rahatlık olur ve bu şekilde yaptığım yayınlara devam ederim. İlk olarak izleyicimizin sorusu, evlilik üzerinden yeşil kart başvurusu yaptım ve 4 ay oldu. Henüz göçmenlik dairesinden bu konuda geri dönüş olmadı. Bu durum normal mi? Bu durum çok normal. Özellikle bu Covid sürecinde yapılan başvurularda parmak izi noktasında bir gecikme ve öncesinde resim notislerinin alınması noktasında bir gecikme ve sonrasında çalışma izin kartı ve interview noktasında ki totalde işlemlere bakan yönüyle bir gecikme olduğu aşikar. Bu size özgü bir durum değil. O yüzden de stres yapmanızı gerektirecek bir şey yok. Çalışma izin kartım başvurum henüz onaylanmadı fakat interview'im schedule oldu. Etrafımda bu şekilde başvurusu olan kimsenin başına bu şekilde bir şey gelmemiş. Sizce stres yapmalı mıyım? Hayır. Etrafınızda gelmemiş olabilir. Fakat sizi de şunu paylaşabilirim. Benim hani bu şekilde hazırlamış olduğum dosyalar oldu. Çalışma izin kartı veya seyahat izin başvurusu onaylanmadan interview'im geldi. Ki yakın zaman içerisinde gelen bir müvekkilimin de olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de stres yapmayın. Üçüncü soru olarak konsolosluk görüşmem Amerika'daki federal tatil sebebiyle iptal edildi. Tekrar gün almak için sisteme girdiğim zaman görüşmemi kaçırdım şeklinde bir opsiyon var. Pardon. Fakat ben kaçırmadım. Onlar iptal etti. Bu opsiyonu tıklamak istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Özellikle bu yakın zaman içerisinde ki bahsettiğiniz federal tatili biliyorum. Bu şekilde bir durumda konsolosluğun, Ankara Amerikan Konsolosluğu'nun geri dönüş noktasında e-mail gönderdiğini biliyorum. Dolayısıyla hani sizin bu noktada yapmanız gereken bir şey yok. Onlardan hemen akabinde takip eden 2-3 gün içerisinde bir e-mail geliyor ve yakın zaman içerisine yeniden bir görüşme veriyorlar. İsterseniz konsoloslukla irtibata geçin derim. E-mail bu noktada en efektif yol. Tekrar ediyorum. Konsolosluğun yakın zaman içerisinde bahsini ettiğiniz şekilde federal tatil sebebiyle iptal edilen görüşmelere ilişkin e-mail üzerinden yeni tarih verdiğini en azından 3-5 dosyamda bu şekilde oldu biliyorum. O sebeple Ankara Amerikan Konsolosluğu'yla irtibata geçmenizde fayda var. Diğer bir soru, ilkokul mezunları vize alabilir mi veya green card? Tabi bu sorunun cevabı noktasında ki vizeye bakan yönüyle eğer bahsini ettiğiniz turist vizesi ise onda eğitim şartı aranmıyor. İlkokul mezunu da olmuş olsanız tabii ki alabilirsiniz. Yeşil karta bakan yönüyle ne tip bir yeşil kart başvurusu yapmak istiyorsunuz sorusunun cevabına göre değişir. O sebeple biraz daha detay vermenizde fayda var. Diğer bir izleyicimizin sorusu, Bulgaristan konsolosluğu ne zaman açılır? En azından bu soruya cevap ile şunu da ifade etmem gerekir ki ben Amerika göçmenlik hukuku üzerine çalışıyorum. Bu bahsettiğiniz konu benim çalışma alanımla çok alakası yok. Sadece Bulgaristan konsolosluğu değil, diğer ülke konsolosluklardaki mevcut durumu da bilmiyorum. Amerikan konsolosluklarına ilişkin eğer olası bir sorunuz varsa o noktada yardımcı olmaya çalışabilirim. Ama bu sorunun cevabını bilmiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Kolay gelsin diyorum. İyi hafta sonları. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.